Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un haftanın başlangıcı itibariyle nasıl başladığını ve genel olarak gün için nasıl hareket ettiğini değerlendirmeye çalışayım. Bir analiz yapalım ve Borsa İstanbul'un genel raporunu bir anlamda vermiş olalım. Geçen haftadan günümüze sabah negatif bir açılıştan sonra destek bölgesinde tutunan bir endeksin son derece hızlı saatliklerden kırmızı yakmadan sürekli yeşillerle devam ettiği ve gün sonunda da zirve bölgesinde kapattığı bir günü, bir piyasayı yaşadık. Tahtalar gayet güçlü, gayet pozitifti. Geçen haftanın nispeten negatif yapısına karşın bu hafta, haftanın ilk günü oldukça güçlü bir kapanış sergiledi. Burada dikkatimizi çeken hususlar, şurada yükselen bir hat ve trend kısmı olduğunu, bu trend bölgesinde özellikle 1500'lü rakamların önemli olduğunu, 1500'lü rakamlardan destek bulmasının mantıklı olacağı ile alakalı yorumumuzu iletmiştik. Bu hareketin de normal karşılanması gerektiğini de o kırmızılar yakarken ifade etmiştik. Çünkü piyasada tarihi tepe noktalar görüldükten sonra gelen satışlardan sonra piyasalar hızla yukarıya doğru atak yaparlar. Bunun örneklerini incelediğimizde bakın aynen şuradaki gibi. Buradaki gibi hızlı atağın yapması son derece normal. Şuradaki gibi hızlı atağın olması normal. Tepeler sınandıktan sonra gelen satışlarda bakın şurada da var aynısı. Şu yeşil uzun mum. Hatta şurası da sayılabilir. Yeni trend oluşturup yeni ataklar yapıp yapmadığını yakından izlemeye devam edeceğiz. Bunun örneklerini başka yerlerde göstereyim. Mesela şurada bakın sert çıkıştan sonra gelen satışlar 5-6 günlük satışlardan sonra hızla gelen bir atakla yine karşılaşılıyor. Bakın geçmişteki hareketlere şurada var. Hızlı düşüşten sonra sert ataklar. Yine düşüşten sonra sert ataklar, düşüşten sonra sert ataklar. Yani tepe bölgeler kolay kolay öyle bırakılmaz. Çünkü çok büyük yatırımcılar daha doğrusu pozisyonda olduklarından dolayı tepedeki noktalarını, karlı pozisyonlarını kolay kolay kapatmak istemezler. Veya kapatmaları çok kolay olmaz. O açıdan gelen kar realizasyonlarından sonra hızlı ataklarla tekrar o zirve noktaları sınanır. Bu da son derece normal karşılanması gereken bir harekettir. Anormal bir hareket değil, beklentiler dahilinde olan bir harekettir. Bakın dönüş yerine dikkat ettiyseniz bu trendleri niye silmediğimi böylece anlamış oluyor izleyen arkadaşlar. Bakın bu trendleri silmiyorum ben biliyorsunuz. Daha uzun zamandır bu trendler var. Silmeme sebebim buralardan destek bulması. Yani bir yerde öngörü sağlıyor. Her seferinde trend çizmektense nerelerden bakın daha önceki direnç olan bölümler şimdi destek oldu ve burası tutundu arkadaşlar. Burada tutundu ve sert tepki verdi. Tepki verdikten sonra tepkinin bakın burada zayıf bir tepki olmuş olsaydı saatlik ortalamayı delemez, 21 EMA'yı delemez ve oraya vurduktan sonra geri çekilirdi. Fakat bu tepki güçlü oldu ve güçlü tepkilerde de 21 EMA'yı deldikten sonra tıpkı şuradaki deldikten sonra bakın şimdi buna benzer bir geri çekilme saatliklerde geri çekilme makul. Yani tekrar saatlik ortalamasına vurması makul. Peki burada hedef değerler neresi olabilir? Riskli durumlar neresi olabilir? Önce hedef kısmını belirtelim. Hedef kısmı bakın şu bölgeyi çizdiğimizde genel hattın ortalamalardan güç alarak yaklaşık 1600 bölgesi hedef bölge 1580-1600 bölgesi hedef ve direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda şu bölge onay mahiyetinde daha önceki işte saatliklerdeki tak uzun yükselen hattın kırılan hattın yani şu bölgede kırılan hattın onay bölgesi. 1580 bölgesi. Burası hedeflenebilir arkadaşlar. Yine burada bakın gösterdiğimiz şu şekilde ifade edelim. Bu şekilde. Bu bölge görüldükten sonra tekrar bu bölgenin sınanması muhtemel hedefler arasında yer alır diye de biz şerhimizi açıklamamızı koymuş olalım. Peki bu bir risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Başka risk faktörü olarak ne vardır? Bu yapı eğer yukarıya kadar gidemezse, bu bölge maalesef eğer böyle kalırsa bir ova görüntüsü içerisinde yani omuz baş omuz görüntüsü içerisinde kalır. Bu da riski yine artırır. Ama ne olursa olsun ortalamaların üstünde olması, trend desteğinin üstünde olması, 21 MR'ın üstünde olması, hareketin güçlü olması ve tahtaların ciddi tepki vermiş olması pozitif olarak algılanmalıdır. Ve bu pozitif algı içerisinde piyasaların oldukça güçlü durduğu, yurt dışında da tepki olsa da yurt dışındaki hareketlere, yurt dışı piyasalarına göre bizim daha güçlü durduğumuz yorumunu yapmak mümkün arkadaşlar. Ve bu süreç içerisinde de geçen haftanın hareketini bir
trend içerisinde düzeltme mahiyetinde şu an için kaldığını ifade etmek lazım. Negatif tabloyu konuşabilmek için tekrar söyleyeyim. Saatlik ortalamanın 21 EMA'nın altında olması, günlük ortalamanın altına gelmesi, trendlerin altına gelmesi durumunda ancak biz negatif tablodan söz edebiliriz. Şu anda sadece tarihi zirve bölgelerinde tedbirli olunması gerektiğiyle alakalı genel yorumlarımızı yapar ve bu anlamda da genel olarak tahtaların izlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Dünya piyasalarına bir bakalım. Yurt dışında da geçen hafta nispeten zayıf kalmıştı. Yalnız bakın dikkat ettiyseniz biz daha güçlüyüz. Onlar trendin içerisine attı. Bu Dow Jones trendin içerisine attı. Hareketin şu şekilde olacağını bekliyor. Böyle bir yorum yapılabilir. Bu Dow Jones'a da tekrar 31 binin yani şu trendin üstüne doğru atması 1-2 gün içerisinde beklenebilir. Ondan sonraki süreç yakından izlenmelidir. S&P'de 3775 görülüyor. Ben bu hareketin bakın süper trendi delip bir miktar daha 3800'ü yoklayıp ondan sonra tekrar daha zayıf bir tabloyla aşağı doğru dönmesini bekliyorum. Yani 3800'ün üstüne yukarı doğru atmasını değil de burada ikili tepe yaptı. Bu ciddi risk faktörü. Ondan sonraki süreçte ben süper trendi bakın geçtikten sonra 3800'e yaklaştıktan sonra tekrar yeni bir satış dalgasıyla aşağı doğru yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an itibariyle tabii orası da bir tepki sürecinde ve tepki vermeye devam ediyor. Onu belirtelim. Başka ne görüyoruz diye bakalım. Altını açtığımızda altın sabah negatif açtı, zayıf açtı. Fakat şu anki görüntü o zayıflığa rağmen güzel arkadaşlar. Yani yaklaşık 1850 bölgesine doğru bir tepkinin gelmesinin normal olduğunu söyleyebilirim. 1850'ye doğru tepki verecek gibi duruyor. Şu anda da destek bulduğu bölge 1800 bölgesi. 1800 bölgesinin kırılmasını beklemiyorum şu an için. Eğer 1800 bölgesi kırılırsa, yani şu an için tabii diyorum, daha sonraki süreçte 1700 bölgesinin ben hedef olarak karşımıza çıkacağını düşündüğümü aktarmak istiyorum. Eğer ki işte teşvik paketleri veya başka bilemediğimiz altını destekleyecek faktörler olursa o zaman altın 2100'lere doğru tekrar şu hattı kırdıktan sonra gider. Ama ben dediğim gibi onu daha orta vade düşünüyorum. Artık önümüzdeki bu senenin sonlarına doğru yapılabilecek bir hareket olarak bakıyorum. Şu anda şu hattın içerisine girmediği için, 1900'ün üstüne çıkmadığı için çok pozitif konuşamıyorum altından alakalı. Ben halen bu bölgenin 1700 bölgesinin sınanması gerektiğini düşündüğümü biliyorsunuz. Bu arada diğer piyasalardan şöyle bir bakalım. Mesela DAX'a bakalım. DAX bugün tepkiliydi. O da pozitif açtı ama orada da yine omuz başı omuz görüntüsü var. Bizim piyasamıza benzer. Bizim piyasa kadar güçlü değildi. Bir tepki verdi. Ama pozitifti. Brent petrol nispeten zayıf kaldı. 60'lardan doğru gelen, 58'den doğru gelen atak yaklaşık %10'luk bir geri çekilme yaptıktan sonra şu an hala zayıflığını koruyor. Brent'in tabii zayıf olması borsaları da olumsuz etkiliyor. Bu bölgeden onay alma çabası içerisinde olacak gibi duruyor. 50'li rakamlara doğru bir geri çekilme var. Onun altı ise ciddi risk barındırır. Bitcoin'de bugün tepki var. Ve pozitif işte 40.000'li rakamlardan sonra gelen kar realizasyonları 30.000'i tekrar ondan sonraki süreçte 40.000'i gördükten sonra bir konsolidasyon içerisine girdi. Bitcoin ve 36.000'li şu an için takılı kaldı. Bu yapı zayıflayan bir görüntü bana göre ve orta vadede, orta uzun vadede uzun süre aynı altında olduğu gibi bu bölgelerde Bitcoin'in duracağını tahmin ediyorum. Hatta yatay aşağı olacağı yorumunu yapabilirim. Başka bir de gümüşe bakayım son olarak. Gümüşü incelediğimizde altının paralelinde gümüşün de zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Daha önce şöyle bir hat çizmiştim. Bu hattın nispeten pozitif olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştim. Şu an için tam o bölgenin üstünde duruyor. Ama bugün altına sarktı. 24 bölgesi görüldü. Ve aynı altın gibi negatif hatta devam ediyor. Yani ben daha pozitif olabilir diye düşündüm ama gümüş için. Bakalım bu haliyle o pozitifliği sağlayabilecek mi? Altından bağımsız düşünemiyoruz. Sonuçta kıymetli maden. Satış geldiği zaman ikisini birlikte geliyor ve gümüşte de bu haliyle görüntünün işte zayıf olduğunu ve gelen hareketin tamamen tepkiden ibaret olduğunu 24'ün kırılmasıyla 22'nin kırılmasıyla da 20'lerin
gündeme gelebileceğini ifade edeyim. Ama sene sonuna doğru ben yine 45'li rakamların görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki bu senenin sonlarına doğru. Altında tekrar ben 45'li rakamların, gümüşte tekrar 45'li rakamların görüleceğini ve altına göre daha iyi prim yapabileceğini ifade edeyim. Ama tabii ki şu anda zayıf bölge olarak neresi derseniz zayıf bölge şurası. Yani 20'li rakamları bir sınayıp ondan sonraki hareketine hız verebilir diye yapabilirim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da belirtelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.